أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Nur suresinin ikinci ayetine kadar işlemiştik. Hatırlayacak olursak, ikinci ayet Allah'ın yasakladığı ahlaki bir cürümden söz ediyordu. Zinadan. Zina hem insanın insanlığına, insaniyetine yönelik bir taarruz, hem de insanın toplumsal saygınlığına yönelik bir taarruz, bir saldırı olarak algılanıyordu vahiy tarafından. Dolayısıyla zina sadece iki kişinin arasında olup bitmiş bir olay değil, toplumun birer parçası durumunda olan insanın içinde bulunduğu topluma katması gereken saygınlığı yok etmesi, toplumsal katma değer olmak yerine değersizlik üretmesi, ahlaki değerlerin standardını yok etmesi ve dolayısıyla bir toplumu ayakta tutan, dirlik ve düzenlik içinde tutan, yeryüzündeki hayatın başarılı inşasına en büyük darbeyi vuracak olan bir cürüm ve bir günah olarak niteleniyordu. Her günahın elbette bir cezası vardı. Eğer bir günah dünyevi bir sonuç üretiyor, yani suça dönüşüyorsa, o günahın cezası yalnız ukbaya bırakılmıyor, aynı zamanda dünyevi bir karşılığı da oluyordu. İşte zina çift boyutlu, hem suç hem günah olan bir durumdu. Ve Nur suresinin ikinci ayeti zinayı suç olarak nitelendirip bu suçun dünyadaki karşılığını dile getiriyordu, cezasını. Bu ceza celde diye orijinal ifadesiyle geçen bu ceza aslında bu suçu işleyen insanın canını yakmaktan çok bu suçun kendisine yönelik caydırıcı bir cezaydı. Yani cezanın mahiyeti, eğer suçluyu yok etmek, suçlunun canını yakmak olsaydı, adı celde olmazdı. Celde, etkisi cilt ile sınırlı kalan bir vuruş demektir. Vurma biçimi demektir. Yani cildin altındaki kasa geçmeyen, etkisi kasa geçmeyen bir vuruş. Bu anlamda topluma karşı yapılan bu büyük saygısızlığın toplum tarafından mutlaka dışlanması gerekiyordu. Yani suça ve günaha sadece suç ve günah olarak bakmak, onu günah olarak bilmek yetmez. Onun suç olduğuna iman etmek gerekir. İşte Kur'an çizdiği bu sınırlarla ahlaki davranış biçimini yalnızca kişinin gönüllü eylemine bırakmıyor. Ahlaki davranma formunu aynı zamanda kişinin bir imanı haline getiriyor. Bir inancı haline getiriyordu. Bu ayette de
Biz bunu görüyoruz. Efendimiz'e Medine'de iktidar yıllarında bir delikanlı gelmiş. Ya Resulallah, ben zina etmek istiyorum demişti. Efendimiz derin derin o delikanlıya bakmış. Ama kızmamış. Terslememiş. Huzurundan kovmamış. Yani onun şahsiyetini zedelememiş. Kişiliğini yıkmamış. Hatta böyle bir toplum, bu toplumda günah işlemek içinden gelen bir genç bile toplumun liderine gelip içinden geçeni söyleyebilecek kadar özgüvene sahip bir toplum. Ve ona senin annen var mı? Senin bacın var mı? Senin teyzen var mı? Senin halan var mı? Diye sormuş. Her birine evet cevabı almıştı. Ve dönüp senin böyle çirkin bir fiili işleyeceğin kimse ya birinin annesi, ya birinin kız kardeşi, ya birinin teyzesi, ya birinin halasıdır. Değil mi demişti. O genç de ya Resulallah, ben böyle bir şey düşündüğüm için, arzu ettiğim için Allah'a istiğfar ediyorum. Bu beni ikna etti, vazgeçiyorum diye dönmüş ve gitmişti. İslam toplumunda ahlaki davranışların böylesine bir zemin üzerinde yükselmesi, bu toplumu ailenin merkezi olan, ailenin merkezi bir rol ve fonksiyon yüklendiği bir toplum haline getirmişti. Ve İslam'ın ideal toplumunda tüm ahlaki davranış biçimlerinin ilk kazanıldığı okul aileydi. Zina ise öncelikle aile kurumuna yönelik bir saldırıydı. Çünkü bir toplumda insanların Allah tarafından insan tekine verilmiş olan bir nimet olan cinselliği aile dışı bir biçimde, aile kurumuna ihtiyaç duyurmayacak bir biçimde tatmin etmek ve kullanmak başta ailenin fonksiyonunu ortadan kaldırırdı. Dolayısıyla aile kurumu yara alırdı. Kurulmuş bir ailede meydana geliyorsa eğer bu fiil, bu takdirde sadece bireysel bir cürüm olmakla kalmaz, aynı zamanda ailenin temelleri sarsılır ve yıkılır. İşte bütün bunlar göz önüne alınarak aslında Kur'an'daki zinaya yönelik tüm yaptırımlar aileyi, aile kurumunun sıhhat ve selametini, dolayısıyla bir toplumun ahlaki standartlarını korumaya yöneliktir. Şimdi üçüncü ayete geçebiliriz. اَزَّانِ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً Zina yapan erkek ancak zinakar bir kadınla, diğer bir ifadeyle cinsel güdülerini tanrılaştıran bir kadınla birlikte olur. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ Zina eden bir kadında ancak zinakar bir erkekle, diğer bir ifadeyle cinsel güdülerini tanrılaştıran
bir erkekle birlikte olur. Ve hurrime zâlike alel mu'minin. Zaten bu tür bir birleşme inananlara haram kılınmıştır. Müminin ahlaki karşılığını söylersek, Allah'a güvenenlere, kendileri için neyin iyi, neyin kötü olduğunu belirleme konusunda Allah'a güvenenlere yasaklanmıştır. Değerli dostlar, verdiğim mana şu ana kadar klasik tefsir okullarının çoğunluğunun anladığı mananın biraz dışında bir mana. Peki, aslında çoğunluğun verdiği mana neydi? Onu da zikredeyim. Zina eden erkek ancak zinakar bir kadınla ya da müşrik bir kadınla nikahlanır. Yine devamında da zina eden bir kadın ancak zinakar bir erkekle ya da müşrik bir erkekle nikahlanır şeklindeydi. Fakat böyle bir anlamada ciddi problemler var. Bir, buradaki eğer ayetteki la yenkihuha onu illa ki la'yı illa nötralize ettiği için, götürdüğü için biz yenkihuha onu nikahlar şeklinde anlarsak eğer ve bu nikahı bildiğimiz nikah sözleşmesi olarak anlarsak, bu durumda bir müminin bir müşrikle evlenemeyeceğini, bunun kesin yasak olduğuna dair Kur'an'ın, vahyin yasağını izah edemeyiz. Bakara suresinin 221. ayeti bu yasağı getirir ki bu yasak geldikten sonra birçok mümin erkek müşrik karısından boşanmıştı. Ya da tersi olmuştu. Öncelikle bunu zikretmek lazım. O halde buradaki nikah aslında mecazen birleşmeye, beraber olmaya atıf olarak kullanılmıştır ki zaten bu mana sadece bizim anladığımız bir şey değil. Mücahit, İkrime, Katade gibi ilk dönem otoriteleri ve daha sonra Ebu Müslim İsfahani gibi sonraki müfessirler ve ona katılan Razi gibi müfessirler buradaki nikahı nikah sözleşmesi değil, cinsel birleşme olarak anlamışlar. Yine ikinci problem ceza kefarettir. El-hududu kefaret. İslami hadler günahın kefaretidir. Böyle bir had vurulduktan yani cezası çekildikten sonra ek bir mahkumiyet olarak, hukuki yaptırım olarak herhangi bir şey gerekmez. Yani bir de sen sadece zinakar bir kadını nikahlayabilirsin diye nikah alternatiflerini yok etmek ya da sadece zinakar bir erkeği nikahlarsın demek mümkün değil. Üçüncüsü, buradaki yenkihu, la yenkihu illa ibaresi bir emir değil, yani nehi değil, bir haberdir. Ancak şununla birleşir. Birleşemez ancak şununla birleşir. Nikahlayamaz ancak şununla nikahlar. Yani burada haber verilmektedir, emir değil. Bunu emir olarak anlayan günümüzde yeni Kur'an okuyucuları, böyle bir günah ömründe herhangi bir dönemde eğer irtikab etmişse, böyle bir yanlış anlamaya sapıyor. Bununla alakası olmadığını açıkça söylemek gerek.
Yani nikah lafzi değil, mecazidir burada. Ve buradaki aynı zamanda müşrikun, müşriketen ibareleri, yani kadın müşrik, erkek müşrik ibareleri belki kelime manasıyla çevrilebilir. Fakat unutmayalım ki bunları cinsel güdülerini ilahlaştırmış, tanrılaştırmış insan diye çevirmemiz yine vahyin müşrik tarifine, vahyin genel olarak şirki tanımına uymaktadır. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى Ayetini hatırlayalım. Hevasını, güdülerini, zevkini, arzusunu ilah edinen kimseye baksana sen. Adeta açılımı gibi. Yani arzusunu ilah edinmek aslında şirkin tipik bir türüdür. Onun için çevirimizin gerekçeleri de bunlardan oluşmaktadır. Şehvetin illeti zevk değil. Vahye göre şehvetin asıl illeti insan neslinin devamıdır. Zaten şehvetin iki tür illeti vardır. Allah'ın insana nimet olarak verdiği bu şeyin iki illeti var. Biri lezzet, biri de insan neslinin devamı. Fakat tarihte kimi medeniyetler Allah'ın insanoğluna verdiği bu emanetin illetini zevk olarak görmüşlerdir. O medeniyetlerin akıbeti işte Vezüv'de olduğu gibi olmuştur. İşte Sodom ve Gomorre'de olduğu gibi olmuştur. Lut kavminin başına gelen o elim ve dehşet gazapta olduğu gibi olmuştur. İşte bugün batıda gördüğümüz insanın insanlığını yok eden ve Allah'ın verdiği bu nimetin tamamen istismarına dayanan ahlaki yoksullukta olduğu gibi. Ama eğer bu güzel nimetin illetini insan neslinin devamı olarak görmüşse bir toplum ki vahyin inşa ettiği toplumlar böyle görmüşlerdir. O zaman da bu nimet gerçek bir nimete dönüşmüş, toplumun mutluluğuna katma değer olmuş ve o topluluk yeryüzünde imam toplum, önder ve örnek toplum olmuştur. Cinsellik vahye göre bir emanet ve nimettir. Fakat ilginçtir, Yahudi, Hristiyan düşüncesine göre, özellikle Pavlusyan Hristiyanlığa göre cinsellik bir günahtır. Onun için de papazlar, din görevlileri yani Hristiyan din adamları, rahipler, rahibeler, din kadınları evlenmezler. Katolisizmde bir evlilik ısrarla tavsiye edilmiştir. Kadını korumak için değil. Bir kadın bir günah, iki kadın iki günah, üç kadın üç günah sayıldığı için. Yani en az günahla yetin maksadıyla bu tavsiye yapılmıştır. Onun içindir ki bu inanç sistemlerinde tabii ki herhangi bir özü olmaksızın Adem'e günahı işlettiren unsur kadın olarak nitelendirilmiştir. Kur'an böyle bir düşünceye imaen dahi yer vermez. O nedenle bu inanç sistemlerinde aynı zamanda cinsellik bir günah olarak nitelendirilmiştir. Cinselliği günah olarak niteleyen bir inanç ya da düşünce sistemi insanla savaşıyor demek.
insanı karşısına alıyor demektir. Allah'ın insana verdiği sevmek, öfkelenmek, üzülmek, gayret etmek, nefret etmek gibi duygular insanın hayatı inşa etmesinde çok temel fonksiyon üstlenen duyulardır, duygulardır. Bu duygular olmasaydı eğer insan yeryüzünde hayatı nasıl inşa edecekti? Sevmek olmasaydı nasıl inşa edecekti? Kızmak ve korkmak olmasaydı insan nasıl tedbir alacaktı? Nefret olmasaydı insan nasıl kendini güvenliğe alacaktı? Güvenlik ihtiyacını nasıl fark edecekti? İyi ve kötüyü fark etmeseydi, güzel ve çirkini, doğru ve yanlışı fark etmeseydi, insan bir dünya inşasına niçin soyunacaktı? O halde bütün bunlar aslında şehvetin de içinde olduğu bir güdüler paketi, bir duygular paketiyle mümkündür. Ve bu duygular paketinin itici gücü insanoğluna verilmiş büyük nimetlerden biri olan şehvet nimeti sayesindedir. İnsanoğluna verilen bu nimetler insanın saadeti uğruna da kullanılabilirler, felaketi uğruna da kullanılabilirler. Mesele insana verilen bu yeteneğin meşru sınırlar içerisinde kullanılıp insanın insanlığına katma değer olması ve insanın yeryüzünde yaratılış amacını gerçekleştirme yolunda bir yakıt olmasıdır. İşte vahiy bu sınırları bize öğreten ilahi bir mesajlar bütünüdür. Ve bu ayetlerde de bu sınırlar bize öğretilmektedir. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ İffetli kadınları zina ile suçlayıp da ardından buna 4 şahit getirmeyen kimselere gelince. Bakınız, üstteki ayetler şehvet nimetinin istismarına yönelik müeyyideler getirdi. Şimdi ise insan iffetine yönelik iftira suçuna tedbir getiriyor Kur'an. Bir ceza getiriyor ve insanın iffetine, haysiyetine, onuruna verdiği değeri böyle gösteriyor. Kur'an'da hiçbir suça karşı şahitlik 4 şahitle sınırlandırılmaz. Ama yalnızca zina ile, yani insanın onuruyla ilgili suçlarda 4 şahit istenir. 4'e kadar çıkar şahit sayısı. Yoksa 2 şahitle yetinir. Bu insan onuruna verdiği önemin göstergesidir bu ayet. Hem de öyle bir şahitlik ki açık ve yakın şahitlik. En ufak bir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde, zanna yer vermeyecek şekilde net, açık ve yakın 4 tanıklık olmadığı sürece bir insan böyle bir iffetsizlikle suçlanamaz. Bu konuda Kur'an'ın getirdiği şey adeta iftira ihtimalini sıfıra yakın düşürme amaçlıdır. Peki bu kadar sıkı bir tedbir
istismarcılara yaramaz mı diyeceksek, bir insanın haksız yere zina ile suçlanmasındansa, bu cürmü işlemiş bir insanın böyle bir cürümden kurtulması evladır. Haksız yere onuruna yönelik bir saldırıya uğramasın, yani istismar iftiradan yana olmasın, öbür taraftan yana olabilir. İşte Kur'an'ın insan onuruna getirdiği bu muhteşem koruma. Bu ayet onun ispatı. Hatta şunu söyleyeyim. Onura yönelik olmayan, insanın iffetine yönelik olmayan iftiralarda da şahit sayısı 4 değildir. Sadece iffete yönelik böyle bir şey. Unutmayınız, böyle bir suçlama özellikle ferdin ferde, bireyin bireye değil, aynı zamanda bakışları yamulmuş ailelerde, ailelerin oluşturan eşlerin de birbirlerine karşı böyle bir suçlamaya yöneldiklerini düşünürsek, aileyi korumanın ikinci yarısı da buydu. Birinci yarısı zinayı cezalandırmaksa, ikinci yarısı da iftirayı, zina suçlamasını cezalandırmaktı. فَجْلِدُوهُمْ ثَمَان۪ينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا. İşte böylelerine 80 celde vurun. Bir daha da asla böylelerinin tanıklığını, şahitliğini kabul etmeyin. Zina suçuna 100 celde öngörmüşken, iftira, zina iftirası suçuna 80 celde öngörüyor Kur'an. Aradaki fark 5'te 1. Aslında eylemle söz arasındaki farka 5'te 1'lik bir pay ayırıyor. Bu, hepsi bu. Onun için bunu siz iftiranın karşıdakine yönelik fiili bir eylem olmadığı halde, söz çerçevesinde yönelik bir saldırı olduğu halde, ne kadar ağır görüldüğü ve ne kadar ağır bir cürüm, suç olarak, hatta günah olarak nitelendirildiğini bu oranlamadan anlayabilirsiniz. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Zira gerçekte kötü yola düşenler işte bunlardır. Fasık yoldan çıkmak, yoldan çıkan demektir. Ben kötü yola düşme biçiminde çevirdim. İnsanlar başkalarını kötü yolda olmadıkları halde kötü yola düşmekle suçluyorlarsa, aslında kendileri kötü yola düşmüşlerdir. Bu suçlamayı yapan iftira sahibi kötü yola düşmüştür. İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslahû. Ancak bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler bunun dışındadır. Yani onlar fasık değildir. Dahası tevbe etmişlerse veya belki de bunun dışındadır ibaresinden şunu anlamamız gerekir. Onların şehadeti kabul edilebilir, tanıklığı kabul edilebilir. Yoksa ebediyen iftiraya karışan bir insanın tanıklığı reddedilir. Ama tevbe ederse ve kendini düzeltirse onun tanıklığı kabul edilebilir şeklinde de anlaşılabilir. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّح۪يمُ. Unutmayın ki Allah çok bağışlayıcı bir merhamet kaynağıdır.
وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا أَنْفُسُهُمْ. Bir de kendilerinden başka tanıkları olmadığı halde eşlerini zina ile suçlayan kimseler var. Şimdi ayet yukarıdan beri insan onurunu, insan iffetini korumaya yönelik yaptırımlar getiriyor. İnsan onuruna yönelik her türlü saldırı ihtimaline farklı farklı yaptırımlar getiriyor. Burada da eşler arası onura yönelik bir saldırı olmuş, bir iftira olmuşsa veya bir suçlama olmuşsa böylesi bir durumda ne yapmak gerekir? Unutmayalım ki Kur'an bu ayetleriyle Allah'a iman etmiş, Allah'ın her anını gördüğüne iman etmiş müminler topluluğunu muhatap alıyor. Burada kendilerine yaptırım öngörülen insanlar, gören, bilen, her an kendilerini gözetleyen bir Allah inancına sahip olan insanlar. Bu çerçevede düşünmek ve bu çerçevede algılamak lazım. Neymiş bunlara karşı yapılacak şey? فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. İşte böylelerine düşen, dört kez kendisinin doğru söylediğine Allah'ı tanık tutarak şehadette bulunmaktır. Eşi hakkında böyle bir suçlamada bulunmuşsa insan, şimdi aileyi temel alıyor ya, aileyi ayakta tutacak ya, aile çekirdek, aile tohum, aile binanın tuğlası, aile binanın ana sütunu. Sütun yıkılırsa bina çöker. Aileyi ayakta tutmak için getirdiği bu yaptırımlardan biri de aile içi suçlamaya getirdiği bu tanıklık sistemi. Ki burada dört kez kendisinin doğru söylediğine Allah'ı şahit tutar diyor. وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِب۪ينَ. Beşincisinde ise eğer yalancılardan biri ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını diler, ister. وَيَدْرَعُوا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ. Suçlanan eşin Allah'ı tanık tutarak dört kez kocasının yalan söylediğine dair şehadette bulunması cezayı kendisinden düşürür. Bu kez suçlanan eş ne yapmalı? Eğer o da Allah'ı tanık tutarak dört kez kocasının yalan söylediğine dair ya da karısının her hangisi ise yalan söylediğine dair, tersi de geçerli burada, şehadette bulunursa ceza düşer. وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ. Beşincide ise eğer kocası doğru söylüyorsa Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını ister. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Ya Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti bulunmamış olsaydı. Düşünsenize bir. Evet. Düşünelim. Allah'ın üzerimizdeki fazlı ve rahmeti bulunmamış olsaydı. Ne olurdu? Bizler hayvanlar dünyasının birer parçası olurduk. Unutmayın.
Hayvanlarda zina suç değildir. Çünkü nikah yoktur. Çünkü tarihi hayvanlar yapmaz. Hayvanlar hayat inşa etmez. Onun için hayvanların cenneti ve cehennemi de yoktur. İnsan insanlığını hayvanlarla paylaştığı ortak özellikler sayesinde kazanmaz. Yeme insanı insan eden unsur değildir. İçme insanı insan eden unsur değildir. Çiftleşme insanı insan eden unsur değildir. Üreme, çoğalma insanı insan eden unsur değildir. Kişilik, akıl, iman, irade, bir toplum inşa etme ve hayatı inşa etme, ibadet, bütün bunlar insanı insan eden unsurdur. Onun içindir ki bu tür yasaklar insan için geçerlidir. Onun içindir ki insanı insan eden unsura yönelik her türlü tehdit ve saldırı mutlaka engellenmelidir. Nihayetinde bir insanın insanlık onuruna yöneltilmiş her saldırı onun tüm hem cinslerini yani tüm insanlığa yönelik bir saldırı gibi algılanmalıdır. Unutmayınız, bir insanı öldürmek bütün bir insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanın yaşamasına vesile olmak, bütün bir insanlığı hayata döndürmek gibidir diyen Kur'an'ın aslında bu prensibini, ki bu sadece Kur'an'ın değil, Kur'an'dan önceki vahiylerin de prensibiydi. Bu Tevrat'tan naklen Kur'an'ın aktardığı bir prensiptir. Yani tüm vahiylerin bu prensibini biz insan onuruna yönelik saldırılar için de anlayabiliriz. Sadece insanın hayatı emanet değildir. İnsanın ırzı emanettir. Nefsi gibi, insanın malı emanettir. İnsanın canı gibi, insanın aklı emanettir. İnsanın inancı, dini emanettir. Bütün bu emanetlere saldırı insanın insanlığına saldırıdır. 5 emniyet zarurattır. Akıl, din, can, mal ve ırz. Dolayısıyla bunlara yönelik her türlü saldırı doğrudan insanın insanlığına saldırıdır. Ve tüm insanlara saldırıdır. وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ Hele ki Allah kendisine yönelenlerin tevbesini çokça kabul edendir. Üstün hikmet sahibidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ Yeni bir pasaja girdi sure. 11. ayetle girdiğimiz bu pasaj tarihsel bir olaya atıf olarak Kur'an'a geçmiş bulunuyor. Önce manasını verelim. Gerçek şu ki, iftirayı tasarlayanlar içinizden bir güruhtur. İfk, namusa yönelik iftira demek. Yalan anlamına gelir. Asılsız söz ve söylenti anlamına gelir. Ama ıstılah olarak insanın namusuna yönelik, insanın iffetine yönelik atılmış bir çamur anlamına gelir. Burada söz edilen şey tarihsel bir olaydır. 11 ve 20. ayetler arasında ele alınan bu olay, Hicri 5. yılda yapılan Mustalik oğulları seferi dönüşünde yaşanan Hazreti Aişe'ye karşı
daha doğrusu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a karşı ortaya konulan bir iftira komplosudur. Hazreti Ayşe bu sefer sırasında Resulullah'ın yanında götürdüğü eşidir. Çünkü Resulullah her sefere çıkarken hangi eş kendi sırası gelmişse onu da beraberinde götürürdü. Resulullah'ın beraberindeki eşi bir devenin üzerinde hevdeç denilen dört tarafı bezlerle kapalı bir hücre içinde yolculuk yapardı. Rahat hareket etsin, orada kendine özgü bir mahrem oda gibi kullansın diye adeta küçük bir oda şeklinde yapılmış ve devenin üzerine yerleştirilmiş, adına hevdeç denilen bir dört tarafı kapalı hücrede taşınırdı, gider gelirdi. Ordu dönüşte mola vermişti seferden. Mola yerinde Hazreti Ayşe ihtiyaç gidermek için ordugâhtan ayrılmış, fakat yol üzerinde dönüşte gerdanlığı kırılmış, kırılan gerdanlığımı toplayayım derken gece karanlığında ordu sabaha doğru daha alacakaranlıkta hareket etmiş. O develerle görevli olan insanlar da hevdecin içinde kim var kim yok bilemedikleri için yani böyle bir karambolde ordugah kalkmış ve hareket etmişti. Hazreti Ayşe döndüğünde bakmıştı ki kimseler yok. Oraya oturmuş ve beklemişti. Arkadan gelen ordunun artçılarından Saffan bin Muattal Es-Sülemi diye bilinen bir sahabi Hazreti Ayşe'yi kendi devesine bindirdi. Kendisi de devesinin yularını elinden tuttu. Hızlı bir yürüyüşle orduya yetiştiler. Fakat öteden beri fırsat kollamakta olan Medine'deki münafıklar ve onların elebaşı Abdullah bin Ubey bin Selul için altın fırsat doğmuştu. Ve öteden beri tezgahladığı, kafasında kurduğu şeyi yaptı. Resulullah'ın pak eşine, aslında Resulullah'a iftirayı attı. İşte olay bu. Aslında bu Medine'deki müşrik yandaşı olan ikiyüzlülerin bir savaş taktiğiydi. Psikolojik savaş taktiği. Bu çok daha gerilere giden bir arka plana sahip. Hendek Savaşı, müminlerle Mekke müşrikleri arasındaki savaşların dönüm noktasıdır. Artık Hendek'ten sonra rüzgarın müşrikler aleyhine döndüğü kesin olarak ortaya çıkmıştır. Ve Hendek'ten sonra büyük bir taarruz yapamadılar. Hendek dönüm noktasıdır. Civar müşrik kabileler Hendek'ten sonra hep savunma yapmışlardır. Artık saldırı yapamamışlardır. Hendek son saldırıydı. Hem de ittifakla, müttefik güçlerle yapılmış saldırıydı. Hendek'te hiçbir şey koparamayınca, Medine güçleri sağlam durunca, Mekke müşrik toplumu müttefikleriyle birlikte taktik değiştirdi. Artık savaşı meydanlarda değil, artık savaşı psikolojik harp biçiminde farklı bir boyuta taşıyacaklardı. Bunu ilk defa Resulullah'ın Hazreti Zeynep'le evliliğini bahane bilerek Resulullah'ı yıpratma savaşını uyguladılar Medine'de. Ahzab suresi onlara bir cevap olarak geldi. Ve
yine Resulullah'ı yıpratmayı başaramadılar. Bin bir dedikodu çıkarmışlardı. Hiç aslı astarı olmayan. Güya öz akrabası olan, kendi evinde büyümüş olan, elinde büyümüş olan Hazreti Zeynep'i Resulullah'ın hiç görmediğini, ömründe görmediğini varsayarak Leyla Mecnun hikayeleri uydurmaya kalkmışlardı. Tabii gerçekten de komik bir durumdu. Bu tutmayınca işte ikinci büyük plan Beni Mustalik gazvesinden dönüşte bu olay üzerine gerçekleşti. Ve münafık elebaşısı kendisine verilen görevi orada ifa etmiş. Medine'de Resulullah'a çirkin bir çamur atmaya kalkmıştı. Bu ayetler bu olay üzerine indi. Fakat tabii ki sadece tarihsel bir olayla sınırlandırılamayacak kadar evrensel bir durum, evrensel hükümler içerdiği de bir gerçek. La tahsebuhu şerran lekum, bel huve hayrun lekum. Siz ey bu iftiranın mağdurları, sanmayın ki bu sizin için bir şerdir. Aksine bu sizin için bir hayırdır. Nasıl hayır olur değerli dostlar? Birçok açıdan, bireysel anlamda iftira aslında bir mağduriyettir. Yani bir sınavdır, sınanmadır. İftiraya uğrayan bir mazlum, bir mağdur, bir mümin Allah'ın sınavından geçiyor demektir. Her sınav eğer başarıyla ve sabırla verilmişse sonuçta ödülü hak eder. Onun için birincisi olarak bireysel anlamda haklarında hayırlıydı. Çünkü bu sınavla sınanmışlar, denenmişler, saflaştırılmışlar, süzülmüşlerdi. Unutmayalım, sınavın bir adı da fitnedir. Fitne, kelime olarak altın madeninin potada eritilerek cürufunun hasından ayrılması işlemine denir. Saflaştırılması işlemine denir. İnsan da altın gibi saflaşmak istiyorsa yanmalı. Çünkü hamdır, pişmeli ve saflaşmalıdır. Allah da insanı potada eritir, hayatın potasında. Onu yüksek ayarlı bir altın yapmak için. 22 ayar altın yapmak için. İnsanı acı yetiştirir. Acısız insan, insan mı? Sevinç insanı yetiştirseydi eğer, gece gündüz çalıp oynayanlar yeryüzünün en büyük hikmetine sahip olurlardı. Fakat bir acının verdiğini bin sevinç vermez. O nedenle yeryüzünün ne kadar büyük ismini biliyorsanız, onların hepsinin hayatına bakınız, onları büyük kılan, büyük acılar çekmiş olmasıdır. İşte burada da büyük acılarla büyük insanlar yetiştiriyordu Rabbimiz ve o büyük insanlardan İşte bir avuç insanın tarihte yaşadığı o büyük acıları Kur'an ebedileştirdi. Hadi zatında buna benzer acıları gelecekte de yaşayanlar için bir yol gösterme, bir örnek sunma amacıyla yaptı bunu. Bu birincisi, yani hayrınıza nihayetinde Allah sizi saflaştırıyor, sizinle ilgileniyor. İkincisi, tarihsel anlamda hayrınıza. Münafıklar ortaya çıkarılmıştı böylece. Yani toplumun içindeki çürük elmalar ortaya çıkarılmıştı.
kurtlu elmalar ortaya çıkarılmıştı. Tüm toplumu kurtlandırmasın ve çürütmesin diye çürükler sağlamlardan ayrılmıştı. Bu da tarihsel olarak bir hayırdı. Bir de evrensel hayır var ki bu gibi tüm durumlarda geçerli olan kurallar, ilkeler konulmuştu. Başına buna benzer hadise gelecek her insan bu olaya bakarak nasıl davranacağını ve ne gibi bir sonuçla karşılaşacağını, dahası Allah'ın huzurunda kendisini ahirette nasıl bir ödülün beklediğini bilmiş olacaktır. İşte bütün bu açılardan şer gibi görse de bir hayır saklıydı. لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ Onlardan her birinin kazandığı günah oranında cezası vardır. Yani bu iftirayı yapan, tasarlayan, emrini veren, iftirayı yapandan ayrı olarak bunu taşıyan, bunu çoğaltan, hatta buna inanan, bütün bunlar günaha karıştıkları oranda elbette cezaları vardır. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Fakat onlar içerisinden bu işin elebaşılığını üstlenen kişi var ya, onu korkunç bir azap beklemektedir. Yani iftirayı bizzat tasarlayıp atan durumu ötekilerden, yayanlardan falan farklı olarak çok daha berbat olacaktır. Onun akıbeti, o tarihsel olarak biliyoruz ki, iki yüzlülerin elebaşısı olan Abdullah bin Übey bin Selul idi. Her çağda iffete yönelik saldırıyı planlayan psikolojik savaş çeteleri vardır. Bu çağda da olacaktır. Bakınız, müminlerle, iman sahipleriyle, vahyin sadık taşıyıcılarıyla, cephelerde yüz yüze savaşma cesaretini gösteremeyen tüm çağların iki yüzlüleri, münafıkları onlara karşı kendi çağlarında psikolojik savaşlar başlatırlar. Bunun için kendi çağlarının medyalarını kullanırlar. Basınını kullanırlar. Gazetelerini kullanırlar. Televizyonlarını kullanırlar. Aslında Medine'de Resulullah'a ve onun temiz ehline yapılan bu iftira salvosu o günden bugüne Abdullah bin Übey bin Selul gibi iki yüzlülük çetelerinin elebaşıları tarafından Resulullah'ın izinden yürüyen tüm alimlere, önderlere, salihlere karşı yapılmayı sürdürülmüş, devam edilmiştir. Ve bugün de buna benzer psikolojik harp yöntemlerini çokça görürsünüz. Görürsünüz çünkü onların hiçbir kutsalı yok. Kendileri için geçerli olan şeyi herkes için geçerli zannederler. Kendileri iffetsizlik ve onursuzluk içinde yüzdüklerinden, karşılarındakine iffetsizlikle suçlamanın ne büyük bir suçlama olduğunu tahmin edemezler. Onun için de böyle bir yöntemi basit görürler. Yani basitçe yaparlar. Her an böyle bir yöntemi uygularlar. Fakat onların bu yöntemlerle savaştığı hiçbir mümin onlara iftira edemez. Düşmanı olduğu halde edemez. Çünkü müminin kullanamayacağı savaş yöntemleri vardır. Bunların başında iftira gelir.
İftira bir müminin en azılı düşmanı da olsa, en azılı kafir de olsa düşmanına karşı uygulayamayacağı savaş yöntemlerinden biridir. İşte fark, asıl fark buradadır. Levla iz semi'tumuhu zannel mu'minuna vel mu'minatu bi enfusihim hayran ve kalu hâzâ ifkum mubin. Şimdi de savaş yöntemi olarak iftirayı uygulayan bu psikolojik savaş yöntemi münafıklarından sözü aldı. Bu psikolojik savaş yönteminin muhatapları durumunda olan müminler ne yapmalılar? Ona getirdi sözü Kur'an ve şöyle dedi. Bu iftirayı işittiğinizde mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirleri hakkında iyi zanda bulunup da, hüsnü zanda bulunup da bu düpedüz bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Evet. Bu apaçıkça hâzâ ifkum mubîn, apaçık, düpedüz bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Diyor, soruyor Kur'an. Burada suizan ve hüsnüzan gibi iki karşıt kavram geliyor önümüze. Suizan, kötü zanda bulunmak. Hüsnüzan, iyi zanda bulunmak. Peygamberimiz şöyle buyurur. Müminin mümine kanı, malı, ırzı ve suizanı haramdır. Çok ilginç. İlk üçünü anlıyoruz. Kan, mal ve ırz. Fakat suizan ilginç gerçekten. Suizanı haramdır. Neden suizanı haramdır? Çünkü hüsnüzan esastır. Hüsnüzandan hesap sorulmaz. Suizandan hesap sorulur. Bir kimse kötü ise ve siz onu iyi biliyorsanız neden iyi bildin diye hesap vermezsiniz. Ama bir kimse iyi ise, bir şeyi irtikap etmemişse kötülüğü, fakat siz onu kötü biliyorsanız, siz bundan hesap verirsiniz. O nedenle hüsnü zan esastır. Neden esastır? Sadece bu mudur delil? Hayır. Çünkü insan özü itibariyle iyi bir varlıktır. İslam'ın insana bakışıyla Pavlusyan Hristiyanlığın insana bakışı arasındaki fark budur. Yani insan günahla doğmaz. İnsan pırıl pırıl doğar. İnsan özü itibariyle iyidir. Kötülük sonradan ve arızidir. İslam'ın insan düşüncesi insanın iyiliği özünde iyi oluşuna dayanır. Dolayısıyla insan hüsnü zannı hak eder. İyi zannedilmeyi hak eder. İç dünyası hakkında örtülü bir itiraftır suizan. Suizan neden bir insan? Kendi iç dünyası hakkında örtülü bir itirafta bulunuyor demektir. Evet. Nasıl? Eğer ben olsaydım bu pisliği yapardım. Bu kötülüğü yapardım. Demezse bir insan karşısındakine suizan edemez. Onun için iç dünyasındaki kokuşmuşluk hakkında bir örtülü itiraftır diyorum. Her suizan. Başkasını kendiniz gibi bilmektir. Eğer iç dünyanız pırıl pırılsa insanlara da iyi zanla bakarsınız. İnne ba'da zanni ismun der Kur'an. İsmun. Zannın bazısı günahtır. Ve bu da o günah olan bazı zanlardandır. Onun için özellikle de güvenmeniz gereken biri hakkında, güvenmemeniz gereken bir kanaldan bir haber gelmişse, tutalım ki güvenmeniz gereken biri hakkındaki o güveni hadi parantez içine aldınız. Fakat
haberin geldiği kaynak güvenmemeniz gereken bir kaynak. Ve siz aslında bir münafığın ağzıyla bir mümin hakkında karar veriyorsunuz. Ve bu Kur'an'ın getirdiği temel bir kurala aykırıdır. Eğer size bir fasık, جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُمْ bir fasık, yoldan çıkmış biri, yani kendisi iyi bir ayakkabı değil aslında, kendisi dürüst değil. Birini bir şeyle suçlayan bir adam, o suça uzak yakın hiç dokunmamış olması lazım. Ama kendisinin böyle bir niteliği yok, fakat birini bir şeyle suçluyor. Böyle bir haber getirdiğinde fetebeyyen. Öyle araştırmadan, soruşturmadan bu haberine itibar etmeyin. Mümin bir kulak kafir bir ağza dayanamaz. Bir mümin hakkında bir kafir referans olamaz. Bir fasık, bir facir referans olamaz. Bir fasığın bile haberi araştırılmadan reddedilmesi isteniyorsa, bir kafirin haberini varın, siz düşünün. Kaldı ki, biraz önce okuduğum ayetteki, size bir fasık haber getirdiğinde diye başlayan ayetteki, o fasık Resulullah'ın döneminde yaşamış, onu görmüş biriydi. Düşünün. Ya dininize ve imanınıza düşman olan bir kanaldan, bu kanal basın olur, yayın olur, medya olur, şu olur, bu olur, bir mümin hakkında gelen bir habere siz nasıl kulak verebilirsiniz? Nasıl onunla değerlendirebilirsiniz? Ve bunun vebalini nasıl kaldırırsınız? İşte aslında Kur'an'la düşünmeye başladığımızda problem temelden hallolmuş oluyor. Levla ca'u aleyhi bi erba'ati şuhada. İftiracılar iftiralarını ispat için 4 şahit getirselerdi ya. Evet. Zina için nasıl 4 şahit isteniyorsa zinanın ispatı için, bakın, böyle zina iftirasının ispatı içinde 4 şahit getirselerdi ya, iffete verilen değer bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani her iftira insanın insanlık onuruna yöneltilmiş bir saldırıdır. Ve iftirayı cezalandırmak da insanın onurunu korumaktır. Onun için yakın ve açık bir tanıklık istiyor. Hem de bir değil, iki değil, üç değil, tam 4 tanık istiyor. Yakın ve açık bir tanıklık. فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولَٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَذِبُونَ Madem ki onlar bu şahitleri getiremediler, bu takdirde onlar Allah katında yalancıların, sahtekarların ta kendileridirler. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Bakın, eğer Allah'ın sizin üzerinizdeki dünya ve ahirette sizin üzerinizdeki fazlı ve rahmeti, merhameti, acıması olmasaydı, لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَطْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Körü körüne daldığınız bu iftiradan dolayı mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا Tam da dilinize dolayıp hiçbir bilginiz olmadığı halde basite alarak ağızlarınızda gevelediğiniz bir sırada hem de dokunurdu o büyük azap. Ve huve indallahi azim. Oysa ki bu
Allah katında çok büyük bir vebaldir. Yani döndürüp döndürüp Allah katında bunun, yani insan onuruna yönelik tecavüzün, iftiranın büyük bir vebal olması haddi zatında ey müminler. Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız, siz bütün bu düzenlemelerin Allah'ın çıkarına değil, kendi çıkarınıza olduğunu anlarsınız. Allah sizin onurunuzu savunuyor, kendisini değil. Çünkü onun zaten savunulmaya ihtiyacı yok. Zaten bütün bu yapılanlardan o bir zarar ve ziyan görmez. Tek ziyan görecek taraf sizsiniz. Onun için Allah sizi savunuyor. Sizi sizin şerrinize karşı savunuyor. İnsanı insanın tecavüzüne karşı savunuyor. İnsanı insanın saldırısına karşı savunuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın insana olan sevgisi, şefkati ve merhameti, bir annenin evladına olan şefkatinden sınırsız derece daha büyüktür. Allah sizi seviyor. Onurunuzu size o hediye etti. Bu onuru beş paralık etmenizi de istemiyor. Bunun için. وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا İşte bu yüzden onu işittiğinizde bu konuda konuşmak bize düşmez. مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا Bu konuda konuşmak bize yakışmaz, bize yaraşmaz, şık kaçmaz. سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ Allah'ım, böyle bir iftiradan senin yüce zatına sığınırım. Sığınırız. Dehşet bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Böyle deseydiniz ya. Müslüman zihin inşa ediliyor değerli Kur'an dostlarım. Haberin kaynağı haberin hedefini ele verir diyor zımnen bu ayet. Kaynağına bakın, değerini öğrenin diyor. Haberi kim getirdi? Bakın ona, haberin kalitesini anlayın. Siz anneniz makamında olan birini, düşmanınız makamında olan birinden mi öğrenirsiniz? Bu nasıl yaklaşım? Bu nasıl bakış açısı? Aslında siz yaptığınız İftiraya katkıdan daha büyük bir suç işliyorsunuz. O da içinizdeki duruşunuzla. Yani anneniz makamındaki birini düşmanınızın ağzından öğrenmek gibi korkunç bir suç işliyorsunuz. Yani yaptığınız şeyin görüneni görünmeyenin karşısında çok daha küçük. Görünmeyen kısmı, işin tasavvura yönelik kısmı çok daha büyük bir yanlış üzerine oturuyor. Göz bozulmayınca gönül bozulmaz. Bakış bozulmuş. Gönül bozulmuş ki bakış bozulmuş. Gönül bozulmayınca da göz bozulmaz. Sizin gönlünüz bozulmuş. İçiniz bozulmuş ki bakışınız bozuluyor. Eğer içiniz bozulmasaydı, gözünüz de bozulmazdı. Gönlünüz bozulmasaydı. O nedenle gönlünüzü düzeltin, gözünüz düzeltir. Belki böyle anlayacağız. يَعِذُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer imanda sebat gösteren kimselerseniz, Allah size bu tür bir iftiraya bir daha asla bulaşmamanızı öğütler, vaaz eder. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ Zira Allah size mesajlarını açıkça bildiriyor. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Nitekim Allah her şeyi bilir, yüce bir hikmet sahibidir.
Her şeyi bilir. O her şeyin içinde. Kimin nerede durduğu. İftira yapılanın o işi yapıp yapmadığı, iftira yapanların bu iftirayı niçin attığı, iftira atanların ağzına kulak verenlerin içinde nelerin yattığı, hangisini hangi güdülerin yönettiği, bu iftirayı yayanlar neye dayanarak yaydılar? Yani kimisi kıskançlıktan, kimisi ahmaklıktan, kimisi saflıktan, kimisi bencillikten, kimisi dostunu düşmanını bilememekten, herkes tabii ki aynı sebeple yapmadı ya da yaymadı. Bunların içinde gerçekten saf, her duyduğuna inanan insanlar olduğu gibi hiç de saf olmayan, çok kötü bir niyetle iftirayı yayanlar da olabilirdi. Allah onların niyetlerini de bilir yani. Niyetlerine göre değerlendirecektir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Müminler arasında hayasızca söylentilerin yayılmasından hoşlanan kimseleri bu dünyada da ahirette de can yakıcı bir yalnızlığa terk edeceğiz. Azabı etimolojik kökeni olan terk etmek, yalnız kalmak, yalnız bırakılmaya atfederek bu anlamı daha uygun buluyoruz. Onun için can yakıcı bir yalnızlığa terk edeceğiz. Zannın bir kısmı günahtır diyen Hucurat Suresinin 12. ayetini hatırlayın. Ayıpları araştıranların Allah ayıplarını araştırır ve ortaya çıkarır diyen Resulullah'ın hadisini hatırlayın. İşte burada hadisatında bırakın iftirayı. Bir insanın olmuş bitmiş bir ayıbını bile araştırmak yasaklanmıştır. Çünkü aynı ayetin devamı inne ba'da zanni ismun ve la tecessesu diye devam eder. Ayıpları araştırmayın. Allah'ın örttüğünü sen de ört demişti Peygamberimiz birine. Burada ne kadar harika bir değer getiriliyor. Yani insanları utandırmak, ayıplarını ortaya dökmek, onların utanmasından zevk almak, onların üzülmesinden zevk almak, bu aynı zamanda bir bozuk iç dünyanın habercisidir. Düşünün, kendi saadetini başkalarının felaketi üzerine bina eden insanlar. Kendi sevincini başkalarının üzüntüsüne bina eden insanlar. Başkalarının yanlışını kendi doğrusu gibi niteleyen insanlardır. Başkasının yanlışı senin doğrun olamaz ki. Ayıpları araştıran birinin mantığı olsa olsa budur. Başkalarının yanlışını bulayım, benim doğrum olsun. Hayır, hiç kimsenin yanlışı bir başkasının doğrusu, hiç kimsenin günahı bir başkasının sevabı olmaz. Onun düşmesi senin yükselmen anlamına gelmez. Aksine insanlık değeri bir katma değerdir. Eğer bir insanın değeri düşerse, insanlığın ortalama değerinden bir şey de eksilir. Bence onun değerini artırmaya çalışmalısın, düşürmeye değil. İşte burada verilmeye çalışılan da o. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Her şeyin iç yüzünü Allah bilir, fakat siz bilmezsiniz. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Ya Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı. Ve ennallâhe râufur rahîm. Hele ki Allah çok şefkatlidir. Pek merhametlidir. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tettebi'û hutuvâtişşeytân. Siz ey iman edenler, şeytanın adımlarını izlemeyin. La tettebi'u hutuvati şeytan. Şeytanı adım adım takip etmeyin.
onu önder, onu rehber, onu kılavuz edinmeyin. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Kim şeytanın adımlarını izlerse, iyi bilsin ki o sadece hayasızlığı ve aklı selime aykırı olanı emreder. İnsan tasavvurunu şeytana inşa ettirmemeli. İşte bu. Burada söylenen şeyin iç yüzü budur dostlar. Özeti budur. İnsan eşyaya bakış mihengi olan tasavvurunu kendisine hüküm verme mahalli ve merkezi olan tasavvurunu şeytana inşa ettirmemeli. Bu ne demektir? Doğru ve yanlışın içini şeytana doldurtmamalı. İyi ve kötünün tarifini şeytana yaptırmamalı. Düşünün, şeytan bir sözlük hazırlasa, siz de iyi nedir diye sözlüğü bakmak için şeytanın sözlüğünü alsanız, ne kadar kötü var o sözlükte iyi olarak görürsünüz. Kötü nedir diye şeytanın sözlüğünden öğrenmeye kalksanız, ne kadar iyi var şeytanın sözlüğünde her iyi kötü olarak yer alır. İşte bu şeytanın adımlarını izlemek anlamına gelir. Vahye inşa ettirirseniz, kavramlarınızın içini vahiy doğru doldurur. İyiye iyi, kötüye kötü der. Onun için ya Rabbi bize hakkı hak olarak, batılı batıl olarak göster diye dua eden ne güzel söylemiş. Hakkı hak olarak görmek önemli. Hak kendini hak olarak izhar eder. Fakat sizin onu hak olarak görmeniz önemlidir. Onun orada hak olması, eğer siz onu hak olarak görmüyorsanız, pratikte hiçbir şeye yaramaz. Onun için sizin nasıl baktığınız önemli. Yamuk bakan hiçbir şeyi doğru göremez. İftiracı da fahişedir bu ibareye göre. Bakınız, fahiş ve fahişe. Kimdir diyorsanız, bir insanın iffetine yönelik iftira atana, aynı zamanda ye'muru bil fahşâ diyor bakın. Onun için fahiş ve fahişe sözcükleri aynı zamanda iffete yönelik suçlamada bulunan, haksız suçlamada bulunan insanların sıfatlarıdır. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Ve eğer Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti bulunmamış olsaydı, sizden hiç kimse ebediyen günahtan arınamazdı. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاء Lakin Allah arınmak isteyeni arındırmayı ister. Böyle çevirdim ki yeşâ fiilinin iki özneyi gören konumu gereği. Kişinin iradesi şarttır fakat yeter şart değildir. Gerek şarttır, yeter şart değil. Ne lazım bir de? Allah'ın da dilemesi lazım. Allah'a da yaslanması lazım. Allah'ın da yardımını istemesi lazım. Kişi iradesine düşeni yapacak, Allah'tan da yardım isteyecek ve vermeyi isteyecek, alacak. Eğer vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Vallahu semi'un alim. Zira Allah arınma isteğini çok iyi bilir ve işitir. Öyle değil mi? Ve la ye'teli ulul fadli minkum ve sa'ati en yu'tu ulil qurba vel mesakine vel muhacirine fi sebilillah. Şu halde, içinizden serveti bolluk ve rahatlık içinde olan, servet açısından bolluk ve rahatlık içinde olan kimseler,
yakınlara, muhtaçlara ve Allah davası uğruna hicret edenlere yardım etmekten geri durmasınlar. Ya da alternatif bir mana, yardım etmemeye yemin etmesinler. Ye'teli lafzının yoruma açık yapısına göre bu iki manada verilebilir. Bu ayetin bir de tarihsel boyutu var. Rivayete göre Hazreti Ebubekir ki iftira olayı sadece Resulullah'ı hedef almamıştı. Resulullah'ın sağ kolu durumunda olan Hazreti Ebubekir'i de hedef almıştı. İki evin içine ateş düşürmüştü. Biri Resulullah'ın evi, biri de Hazreti Ebubekir'in evi. Hazreti Ayşe'nin sevgili babası. İşte iftira olayından sonra bu iftirayı duyup da yayan saflardan biri de Hazreti Ebubekir'in yakın akrabalarından biri olan, yetim ve yoksul olduğu için de sürekli Hazreti Ebubekir'in baktığı Mıstah bin Üthase isimli bir kişiydi. Bu kişiye Hazreti Ebubekir sürekli yardım ederdi. Bu iftirayı yayanlardan biri olduğunu haber alınca bir daha yardım etmedi. Yardımdan elini çekti. İşte bu ayette tarihsel olarak anlatılan bu olsa da tabii ki evrenseldir bize verdiği öğüt. Bu ayet indikten sonra ki ayetin devamını da okuyunca Hazreti Ebubekir'in tavrını anlayacağız. وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا Onları affedip hoş görsünler. أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Hem Allah'ın sizi bağışlaması hoşunuza gitmez mi? وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Nitekim Allah hep bağışlayandır. Daima merhamet edendir. Bu ayet geldiğinde Hazreti Ebubekir'e iletilmişti. İki gözünde yaş. Hiç Allah'ın beni bağışlaması hoşuma gitmez. Demiş ve etrafındaki insanları şahit ve tanık göstererek bunlar şahit olsunlar ki bundan sonra Mıstah'a önceki verdiğimin iki katını verecek. Demişti. İşte vahyin inşa ettiği nesil, işte bu neslin gerçekten de dillere destan ahlakı. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Şu kesin ki, dalgın ve dikkatsiz de olsalar, buradaki el-gafilat, yani günahtan hiç haberleri olmadığı halde şeklinde de anlaşılabilir. Fakat dalgın ve dikkatsiz de olsalar şeklindeki bir anlama, tarihsel olaya da Hazreti Ayşe'nin dalgınlık sonucunda geriye kalmasına da uygun olduğu için böyle anlaşılması daha olumludur diye düşünüyorum. Dalgın ve dikkatsiz de olsalar, İffetli ve inanmış kadınlara iftira atan kimseler dünya ve ahirette Allah'ın rahmetinden dışlanacaklar. Lanet Allah'ın rahmetinden dışlanmaktır Allah'ın laneti. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Üstelik onlar korkunç bir azaba mahkum edilecekler. Tabii ki tevbe etmemiş olanlar, tevbe etmemeleri durumunda. Razi bunu özellikle parantez içi olarak kaydeder. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O gün onların dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettiklerinden dolayı kendileri aleyhine tanıklık edecektir. Değerli dostlar, yapmak tanık tutmaktır. Yaşamak şahit biriktirmektir. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ O hesap gününde onların ağızlarını kapatacağız.
ve tukellimuna eydihim, bize elleri konuşacak ve teşhedü erculuhum, ayakları şahitlik yapacak, tanıklık yapacak. Onun için yapmak, tanık tutmaktır. Bu ve bu gibi ayetlerin bize hatırlattığı şey, ilahi mahkemede katiyen yanlış ve yalancı bilgi verilemeyecek. يَوْمَ اِذِنْ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ د۪ينَهُمُ الْحَقِّ. O gün geldiğinde Allah onlara hak ettikleri karşılığı tas tamam ödeyecek. وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ. Ve onlar da Allah'ın, evet, yalnız O'nun her şeyi apaçık ortaya çıkaran mutlak gerçek olduğunu öğrenecekler. O gün, bugün öğrenmeyenler, o gün Allah'ın mutlak gerçek, her şeyi ortaya çıkaran mutlak gerçek olduğunu öğrenecekler. El-habisatu lil-habisin vel-habisune lil-habisat. Kötü kadınlar kötü erkeklerin, kötü erkekler de kötü kadınların dengidir. Ya da bu ibare şöyle bir alternatif şekilde de anlaşılabilir. Kötü söz ve davranışlar kötü adamlara, kötü adamlar kötü söz ve davranışlara layıktır, yakışır. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّب۪ينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. Tıpkı iyi kadınlar İyi erkeklerin, iyi erkekler de iyi kadınların dengi olduğu gibi. Ya da alternatif anlamıyla, iyi söz ve davranışlar iyi adamların, iyi adamlarda iyi söz ve davranışların layığı olduğu gibi. Ulaike mubarraune mimma yekulun. İşte onlar bu dünyada iftiracıların dillerine doladıkları şeyden tamamen uzaktırlar, masumdurlar. İşte bu ayet Hazreti Aişe'yi aklayan ayetti. Bu ayet ininceye kadar 40 gün geçmişti. 40 gün. Allah tarafından aklanmak ne müthiş bir şey. Tarihin ikinci Yusuf'u olmuştu Hazreti Aişe. Hazreti Aişe diyor ki, benim gibi biri için ayet nazil olmaz zannediyordum. Benim için mi Allah vahiy indirecek diye düşünüyordum. Olsa olsa Resulullah'a ilhamen ya da rüyada bir işaret gösterilir diyordum. Bunu bekliyordum ama benim için vahiy iner beklemiyor. Bu aynı zamanda nedir biliyor musunuz? Bu 40 gün acı ile geçen, herkesin diken üstünde durduğu, Resulullah'ın evinde adeta acı yudumlandığı bu 40 gün neden beklendi? Vahyin Allah'tan olduğunun en büyük delillerinden biridir işte. Aynı zamanda eğer Allah bildirmezse peygamber kendi eşi hakkındaki bir iftira konusunda dahi son sözü söyleyemez. Yani Allah'ın bildirmediğini peygamber dahi olsa bir insan bilemez mesajıydı. Eğer Allah bildirirse bilir mesajıydı. Aslında bu mesajları düşündüğümüzde vahyin kaynağının İlahi olduğunu bir kez ve berrak bir biçimde bir kez daha anlıyoruz. Lehum mağfiratun ve rizkun kerim. Tabi dünyada Allah onları akladı. Ama ahirette ise onları limitsiz bir bağış ve tarifsiz güzellikte bir rızık beklemektedir. Limitsiz ve tarifsiz sıfatlarını mağfiratun ve kerimun sözcüklerinin belirsiz gelmesi yüzünden koydum çeviriye. Çünkü belirsizlik çeviriye bu kelimelerle yansıyabilirdi. Allah bu dünyada böyle ağır iftiralarla imtihan edilenlere
ahirette özel olarak lütfedecektir. İkram edecektir. İnam edecektir. Ve karşılıksız koymayacaktır. Sadece suçluların cezasını vermeyecek, aynı zamanda mağdurların ödülünü de verecektir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.